Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız kanal arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, Shorts'taki arkadaşlarım. Bugün ne yaptık? Bugün çok güzel bir güllaç yaptık. Sevgili arkadaşlarım, bakın çekti gördünüz mü? Sütü çekti. Kaşığı bastığımız zaman arkadaşlar çok güzel bir şekilde kaşığınıza süt gelecek. Bu da 2 kilo sütten oluyor arkadaşlar. Daha aşağısı değil, kuru olur. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu tarifi öğrenmek istiyorsanız kanalıma gelin, abone olun, beraber birlikte yürüyelim güzel arkadaşlarım. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bu Ramazan'da tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Böyle hafif tatlılara ihtiyaç var. Sonradan yedikten sonra mide böyle almıyor arkadaşlar, tutulup kalıyorsun. Böyle hafif tatlılar güzel oluyor arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlarınız olsun, hayırlı günleriniz olsun. Kanalıma abone olun. Gelin bunları beraber öğrenelim, beraber yapalım. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın. Kanaldaki arkadaşlarım, sizi de çok seviyorum. Görüşürüz. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler de soracak olursanız, hamdolsun iyiyiz. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir tatlı yapıyoruz arkadaşlar. Bu tatlı, ne tatlısı? Güllaç. Güllaç tatlısı arkadaşlar. Güllaç yapıyoruz bugün. Malzemelerimiz neler? Öncelikle onu bir şey yapalım. Göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar benim gül reçelim vardı. Gül suyu lazım. Gül reçelimi şeyin içine koyacağım. Gül, ondan sonra ceviz. Arkadaşlar kendim çırpıp, arkadaşlar gördünüz mü? Gerçek şan fıstığı böyle oluyor. Şan fıstıklarını ayıkladım. Hafif sarı oluyor. Yemyeşil olanlar sahte şan fıstığı. Bakın gördünüz mü? Bu şan fıstığı gerçek. Evet arkadaşlar. Şan fıstığı. Ondan sonra burada neyimiz var? Arkadaşlar. Burada da vişnemiz var. Kiraz yok. Evde kiraz vardı ama vişne diye kirazı açmışım. Kirazımız yok maalesef. Yazdan koyduğumuz vişnemiz var. Biz de vişne koyacağız. Yani güllaç aslında kirazla. Kiraz konur. Ve şey konur. Adımı sen getir. Nar konur arkadaşlar. Adımı siz getirin. Nar konur. Ama biz bunu bugün bu şekilde yapacağız. Bir tepsilik arkadaşlar 8 bardak. 8 bardak süt, 4 bardak şeker konuyor bir tepsiye. Ama ben şeker oranını biraz az tutacağım. Sevgili arkadaşlarım. Tam böyle çok aşırı yapmayacağım ve tarçınla çok az 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 tüketeceğiz. Evet, sevgili arkadaşlarım. Sütü siskalin miydi? Siskasin mi? Böyle bir madde var. S ile başlıyor. Siskalin miydi? Neydi? Sütte arkadaşlar karaciğer yağlanmasına falan süt, yumurta, ondan sonra brokoli, kara hindiba topladım dün bayağı bir arkadaşlar. Bunlar çok iyi geliyor. Bu tarz şeyler yani eşim şu an yumurta yiyemiyor ama çok iyi geliyor. Evet arkadaşlar sütümüzü böyle koyduk. Şu şekilde koyduk. Şimdi ben arkadaşlar 4 bardak, 4 su bardağı şeyin tam iyi olduğu söyleniyor. Yani şekerin. Ama biz 4 su bardağı koymayalım. Öncelikle bir su bardağı koyun. Ben kendime göre siz 4 su bardağı koyun. Şekeri olmayanlar bir de Ramazan oruç olduğu için şekerler düşüyor. 4 su bardağı koymayacağım ben. 2 kilo süte şöyle bir su bardağı bir koyalım bakalım arkadaşlar. Artık bunu böyle koymasak olmaz. Her zaman değil ama oruçta şöyle göstereyim. Tüketebilirsiniz. Önce bir su bardağı, hatta tam bile dolu değil, bir atalım bakalım. Arkadaşlar, şimdi onu bir eritip bakacağım. Arkadaşlar, ben sütün içine bir tık tuz koyacağım. Şekeri öne çıkarsın diye. Bir tık tuz koyacağım. Şöyle bakın. Bu tuz şekeri öne çıkaracak. Yani miktarından daha az şeker kullanacağım. Kendi miktarından. O tuzun sayesinde. Çünkü o tuz tatlılarınıza bir tıntık yani çimdik tuz attığınız zaman şey oluyor. Tuz süt şeyi şekeri öne çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane attım. Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bir tadına bakalım.
Başka bir kaşıkla bakayım. Başka bir kaşıkla bakayım. Arkadaşlar. Bayağı bana bal gibi geliyor. Evet arkadaşlar, bal gibi geliyor. Ben 4 su bardağı şeker atmıyorum arkadaşlar. Biz şeker yemeye alışkın olmadığımız için şöyle 1,5 atayım. Bu bile bana çok tatlı. Şöyle 1,5 atayım. Yeterli. Bize yeterli. Siz 4 su bardağı, 4 su bardağı şeker katabilirsiniz. Arkadaşlar, sütü bol olması lazım. Bakalım yine bayağı şekeri çok, bak, tuza attığım için şekeri öne çıktı. Bu da güllaç yapraklarının çekmesi yani. Onun için arkadaşlar şeye bakıyoruz, şöyle ılımış, şöyle eritiyoruz. Sıcak yani, sıcağa yakın. Kapatalım. Çok böyle aşırı soğuk olmayacak, ılık bir şekilde. Bu şekilde şimdi güllaçlarımızın yapılışına geçelim. Evet sevgili arkadaşlarım, sizi bu tarafa çevireyim. Sizi şöyle çevireyim. Görünüyor zannedersem. Arkadaşlar güllaç tatlısı çok, ben 1,5 su bardağı koydum. Siz daha fazla koyun. Ben tarçınla tüketeceğim. Siz neyle tüketirseniz tüketin. Şu şekilde sütümüzü koyalım önce bir. Bu bitince bir daha koyarız. Arkadaşlar, şimdi ben gül suyu, güllaç adı üstünde güllaç. Güllaca gül suyu lazım. Ben de gül reçeli koyuyorum. Şöyle gül reçelini atayım. Gül kokusu gelsin. Şekeri kesme, şey, bu bayağı şeydi. Kesmez inşallah. Az şey yaptım. Sütümü kesmez inşallah. Çünkü limonlu. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi güllaçlarımızı da açalım. 3-4 gündür evde duran güllaçlarımızı, güllaç yapraklarımızı döşemeye başlayalım. Arkadaşlar şu şekilde. Bunu bölerek yapayım. Dur şöyle. Yok, bölmemize de gerek yok. Bakın şu şekilde bölmemize gerek yok. Şöyle şöyle. Biraz da bu tarafa. Şöyle. Evet arkadaşlarım, şu şekilde güllaçlarımızı tepsimize dizmeye başlıyoruz. Evet güzel arkadaşlar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Bizlere de soracak olursanız, bugün yine birazcık eşimin ağrısı oldu. Şurası biraz sert. Bu şekilde. Ağrısı oldu. Parlak tarafları yukarı getiriyoruz arkadaşlar. Sizi şöyle daha yakına alayım. Şöyle. Alayım arkadaşlar, bu şekilde parlak, parıl parıl olan taraflar şey geliyor. Neyse, tekrar süte batırıyoruz. Şöyle çevireyim. Dur bakayım, şunları bir malzemeyi buraya sığmadık, masada yapmadık da. Şöyle çeviriyorum. Çeviriyorum. Çok hafif güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Hazır alıyoruz. Vuruştan sonra işte yiyebileceğiniz, tüketebileceğiniz böyle güzel güzel bir yumuşak bir tatlı. Ağır şeyler tabii insanda biraz ağırlık yapıyor. Arkadaşlar şurası sert kaldı. Oraya biraz şöyle koyuyorum. İki tane yaprak koydum arkadaşlar. Gösteriyorum size. Şöyle tam ortalık geldi. İyi, güzel. Şöyle. Evet arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bunun içerisine ceviz. Birazcık şöyle ceviz atalım. Kat kat gelsin, değil mi arkadaşlar? Şöyle. Biraz ceviz atıyoruz. Tekrar bir tane daha çıkarıyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle çeviriyorum. Şöyle şöyle. Sıcak sıcak sütü. Arkadaşlar sütü bol olacak. Eğer sütü kaşığınızı bastığınız zaman tatlı süt gelmezse kaşığa, o zaman olmaz arkadaşlar. Bunu biraz yırtayım. Şöyle. Sütünün bol olması gerekiyor. Yani kaşığı bastığınızda süt gelecek. Sütün gelmesi gerekiyor. Sevgili güzel arkadaşlarım. Evet. Bunu da böyle düzelteyim. Şu köşeler de boş kalmasın. Oraları da koyayım. Kepçeyle koyayım hatta. Arkadaşlar şöyle.
Yani kuru yerlerine iyice kaşığı güllaca bastığınızda süt gelecek arkadaşlar. Süt gelmesi gerekiyor. Evet, sütün yararını da söyledik. Büyükler için kemik erimesi, karaciğer yağlanması falan. Bunlar sütle gidiyor arkadaşlar. Evet, şöyle tekrar ıslatalım. Sevgili arkadaşlar, şu şekilde ıslatıyorum. Görüyorsunuz. Bütün bütün ıslatıyorum. Şöyle. Allah hepinizin tuttuğu oruçları kabul eylesin. Sevgili canım arkadaşlarım. Şu şekilde. Şöyle bak, bundaki şu köşeleri de, benim tepsim kare ya, yuvarlak tepsiye de yapabilirsiniz. Güzel arkadaşlarım. Bu koca bir tepsi olur arkadaşlar. Bu yani bir koca tepsi. Tanesi bu bir tepsilik güllacın tanesi 50 TL arkadaşlar. 50 lira olmuş. Şimdi bunu böyle sütünde bol bol koyduktan sonra içerisine tekrar ceviz atıyorum. Fındık da var içinde bunun. Şu şekilde kat kat ceviz atıyorum. Şöyle tam yapılışını gösteriyorum size. Bazı arkadaşlar demiş ki kısa tut demişler. Yine böyle bazıları böyle konuşuyor. Ben sevgili arkadaşım, ben böyle yapıyorum. Kısa yapın. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Yarısını izleyin. Yani sizinki ne kadarsa, yani uzun süresini alıyor. Sekmeden açın. Sonra bir bakın, şöyle yorumunuzu yapın. Ben bu şekilde yapabiliyorum. Ben siz daha benden gençsiniz galiba. Benim anca gücüm yetiyor. Anca hazırlıyorum. Anca yapabiliyorum. Güzel arkadaşım. Böyle demiş. Bir arkadaş hep öteden beri şey tut. Biraz daha süt koyacağız arkadaşlar. Bakın sütümüz gayet bol olması gerekiyor. Şöyle çevirdim. Arkadaşlar şöyle döndüreyim. Bakın sütü bir şeyini doldurduk. Evet. Şimdi yine dur. Bunu da koyalım. İki tane de bir. Sütümüzün bol olması gerekiyor arkadaşlar. 2 litre süt bayağı bir masraflı bir tatlı. Gerçekten masrafı var yani. Tabi güllaç yaprakları da pahalanmış. Evde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Güllacı. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Maalesef biraz pahalanmış. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlarım. Şu şekilde. Buraya da koyayım. Sizi çevireyim. Şöyle çeviriyorum. Bakın. Şimdi şöyle de şurası biraz şey olmuş. Buraya ceviz koyalım. Şöyle bolca. Şöyle içine atıyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi tekrar kepçeyle şekerli sütümüzü koyuyoruz arkadaşlar. Benim şekerim az. Yani az koydum. Normalde 4 su bardağı şeker koyuyorum arkadaşlar. 2 kilo sütü. Ama bana fazla geldi. Belki size de fazla gelir. Bu şekilde yapıyoruz. Bakın kaç tane var daha. 3 tane yaprağımız kalmış. Evet. 3-4 tane kalmış. Yani 2 sıra daha koyacağız. Sevgili arkadaşlar, böyle çeviriyorum. Şu şekilde. O 2 kilo sütü buna koyacağız arkadaşlar. Ki kaşığı bastığımızda süt gelecek. Hem yumuşak olacak hem süt gelecek. Şimdi şöyle koyalım tekrar. Tekrar sizi çeviriyorum. Şöyle. Dökelim. Bu zaten ince. Sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar geçen gün ben Arap arkadaşlar yapıyor dedim. İşte bunlar. Bu nişastayla yapılıyor arkadaşlar. İşte böyle incecik yapıyorlar. Ben geçen gün su böreği oldu benimki. Sevgili arkadaşlarım. Şunu şöyle böleyim. Belki kare ya. Şöyle böleyim. Şöyle koyayım. Buralar kapansın. Şöyle. Arkadaşlarım. Şöyle tekrar ceviz atıyoruz.
arkadaşlar güllacımıza. Arkadaşlar gül suyu koyabilirsiniz. Ben gül reçeli koydum. Sizler gül suyu da koyabilirsiniz. İki tane daha koyacağız. Cevizimizin hepsini atalım. Atalım. Üstüne çam fıstığı koyacağız zaten. Şu şekilde cevizimizin, fındığımızın ezmesini attık. Arkadaşlar şöyle sütü tekrar üzerine koyuyorum. Şu şekilde. Sütü gayet bol olacak arkadaşlar. İki taneyi de bakın anca yetti. İki taneyi de bununla ıslatıyorum. Ve kalanı da içine çevireceğim. Şu şekilde devireceğim. Evet arkadaşlar iki tanemiz kaldı. Şu şekilde güllaçlarımızı bu şekilde iyice ıslattıktan sonra parlak tarafı yukarı gelecek şekilde koyuyoruz şöyle. Şuralardan alıp köşelere koyayım. Şöyle çevireyim. Köşeler boş kalmasın. Evet arkadaşlar bu yapraklar bunu çekecek arkadaşlar bu sütü. Şunu da böyle koyuyorum. Aa daha bir tane daha varmış. Bitirdim zannettim ama. Bereketleniyor. Allah bereketini veriyor. Evet sevgili arkadaşlarım. Hepsini de koyalım. 3 tane yaprağımız var. Hepsi ıslatıyorum. Şu şekilde iyice ıslattık. Şöyle ortadan bölüyorum. Neden bölüyorum? Şurası kare ya. Düz yer buraya gelsin. Evet sevgili arkadaşlarım bu güllaçlarımızı bu şekilde. Arkadaşlar bir sene ben yapmıştım böyle. Çok heveslendim. Sonra fark ettim ki süt çok yiyor. Ha dedim demek ki yapınca anlıyorsun sütün çok şey olması gerektiğini anlıyorsun. Ha diyorsun. Evet diyorsun. Şunu da şöyle bölebilsek. Aha. Ufalanır diye ıslakken bölme, kururken bölmüyor. Şöyle bükerek kenarlarını düzelttik. Bunu da bu tarafa koyalım. Şöyle çevireyim. Evet, güllaç yapraklarımızı bu şekilde ıslattık. Kalan sütümüzü ne yapacağız? Koyacağız üstüne. Bu bunu çeker. 2 kilo süt çekiyor arkadaşlar. Bu bunu çeker. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu süt bunu çeker ve şimdi süslemeye geliyoruz. Olduğu yerde çökecek arkadaşlar. Çok yumuşak oldu. Güzel oldu. Şimdi şöyle arkadaşlar kiraz konuyor. Tabii biz kiraz bulamadığımız için vişne koyuyoruz. Şöyle konuyor. Şöyle. Fazla koymayacağım. Çünkü belki tüketemeyiz. Eşim midesi ağrıyor. Şöyle az az. Var vişnem ama çok fazla koymayacağım. Şu şekilde. 1, 2, bir tane vişne böleyim. Eksik kalmasın. Şu şekilde. Şunu da böleceğim. Arkadaşlar çok koymamak için böldüm. Var dolap dolu. Yani yokluğundan değil. Evet arkadaşlarım. Bakın çekmeye başladım. Sütü çektim. Şimdi fıstıklarımızı koyalım. Elim bir kurulayım. Şeyle koyayım kaşıkla. Bir güllaç yaparken 3 tane kaşık ıslatıyorum. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde şöyle ortalarına şöyle koyuyorum. Arkadaşlar şan fıstığını kendim kırdım. Kırılmış almadım. Şan fıstığı yemyeşil olursa şüphelenin. Şuraya koyayım. Yeşil değil şan fıstığı. Normalde şan fıstığı şey. Sarı arkadaşlar. Çam fıstığı. Şam diyoruz da. Bazıları şam diyor. Bazıları çam diyor. Evet. Bu şekilde. Yaptık.
Ne çizdik? Güllaçlarımız güzel oldu. İsterse biraz şey de koyabilirsin şöyle. Güllerden de koyalım. Güllaca gül koyalım. Şöyle. Arkadaşlar gül bunlar. Yazın yaptığımız gül reçeli. Şöyle. Şu biraz da gül koyuyorum. Gül kokusu gelsin değil mi arkadaşlar? Ne isterseniz koyun. Arzunuza bağlı. Gül koyun. Benim gibi. Şuraya da koyayım. Hı. Güllü güllaç. Böyle koyun arkadaşlar. Arkadaşlar tatlıları çok bilirim ama çok bilirim. Gerçekten bilirim. Ama çünkü gençken biz de hevesleniyorduk. O zamanlar keşke YouTube olsaymış. Şimdi şeker çıktığı için arkadaşlar maalesef bu şekilde bir de ortaya koyalım şöyle. Tamam. Güllü güllaç. Bu şekilde bitirdik. Evet arkadaşlar bu tatlı çok güzel oldu. Hafif oldu. Şöyle. İsterseniz nar koyun. İsterseniz böyle benim gibi gül reçeli koyun. Bunların kiraz olması gerekiyordu. Vişne oldu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da burada sona ermekte. İyi. Allah vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu koysun, korusun. Bereket versin. Evinizden güzel sofraların eksik olmadığı, kahkaha seslerinin eksik olmadığı sofralarınız olsun. Mis gibi demlenmiş böyle çayların yanında yiyeceğiniz tatlılarınız, çolukla çocukla güzel güzel güleceğiniz, kahkahalar atacağınız bol neşeli sofralarınız olsun arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, güzelliklerle kalın. Evet, bugünkü paylaşımımız da burada sona ermiştir. Tekrar görüşürüz. Güllü güllaç yaptık. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Geldiğiniz için, seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Güzel arkadaşlarım. Başa da bir şorsunu koyalım. Hoşça kalın.